İyi günler efendim. Türkiye'de üretenleri ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Bugün Konya'dan canlı yayında karşınızdayız. Konya Türkiye'nin tahıl ambarı. Tahıl ambarı aynı zamanda Türkiye'deki yaş sebze meyvenin de cenneti diyebiliriz. Konya'da Konya Ovası Projesi, KOP projesiyle de Türkiye'de önemli bir çalışma proje yürütülüyor. Bugün hem bu projeyi konuşacağız hem de Türkiye'de yaz sebze meyvede adından özellikle söz ettiren Ender Kalkan, Kalkan Meyve Genel Müdürü bize hem çalışmalarını hem Konya'daki üretimi anlatacak. Aynı zamanda da İsmail Uğral da TEP KOBİ Bankacılığı Danışmanı. Hem Ender Bey'in yaptığı çalışmayı bize yorumlayacaksınız hem de Türk tarımını bugün Konya bazında ele alıp genel anlamda ne durumda olduğunu sizle konuşacağız. İkiniz de hoş geldiniz konuğumuza. Teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim sizden başlayalım. Biz hep Konya'yı tahıl ambarı olarak biliriz. Hani burası buğday ambarıdır. Hani Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydi. İlk zamanlardan itibaren okullarda böyle öğrettiler bize. Ama bugün görüyoruz ki tarımda ciddi bir verimlilik ve kalite sorunu var. Kurumsallaşma sorunu var. Bunlar bugün işleyeceğimiz konulardan. Ama önce tabii siz özellikle Konya'da yaz sebze meyve konusunda neler yapıyorsunuz? Neden bu Konya Ovası bu konuda çok önem arz ediyor? İsterseniz önce onu bir öğrenelim sizden. Konya'nın tahıl ambarı olmasının yani bu noktada ön plana çıkmasından sonra meyvemiz nedense bir türlü ön plana çıkamadı. Evet. Aynı zamanda biz diyoruz Konya meyve denizi. Yani özellikle Akşehir hattı, biz Akşehir firmasıyız. Konya'nın Akşehir ilçesinde kurulmuş bir firmayız. Bu bölgede dünyanın en önemli kırmızı meyve bölgelerinden bir tanesi, Türkiye'nin de en önemli kırmızı meyve bölgesi. Çok ciddi bir üretim sahamız var ve çok kaliteli kirazlarımız var. Dünyanın her yerine gönderebiliyoruz bu kaliteli kirazlarımızı. Bu noktada ön plana çıkaramadık. Demek ki tahıl bizden daha hareketli şu anda. Ama inşallah kurmuş olduğumuz firmamızla, bölgemizde gelişen diğer temsilci arkadaşlarla beraber kirazımızı, vişnemizi, çileğimizi, eriğimizi ön plana çıkaracağız inşallah. Onun için faaliyetlerimiz sürüyor. Peki ne yapıyorsunuz? Nasıl bir alanda üretim mi yapıyorsunuz? Tesisinizi bize anlatır mısınız? 1995 yılında meyve suyu fabrikaları ve şoklama tesislerine meyve tedariği için kurulan firmamız 2008 yılına kadar başarıyla bu işini tamamlamış, ciddi bir tecrübe edinmiştir. 2008 yılında Tarım Bakanlığı'nın hibesinden yararlanarak fabrikamızın ilk etabını gerçekleştirdik. Hı hı. O yıl taze kiraz işlemeye başladık. Akşehir, Türkiye'nin en önemli kırmızı meyve bölgesi, aynı zamanda ihracatlı kirazı üreten bölge olmasına rağmen her zaman ürünlerimiz Bursa'ya, Manisa'ya giderken, orada paketlenip yurt dışına çıkarken Akşehir'den olmuyordu. Biz bunu değiştirdik. 2008 yılında tesisimizi kurarak Akşehir'de üretime başladık. Akşehir'de paketleyip Avrupa'ya göndermeye başladık. 2009'da durumu tersine çevirdik. İzmir'den de kiraz getirdik. Maraş'tan da kiraz getirdik. Akşehir'i bu noktada ön plana çıkarmaya başladık. 2009 yılında şirketimizde ben öğretmenken bırakıp şirketimizin başına geçtim. 2010 yılında da TEP'le beraber donmuş meyvenin temelini atmak üzere yeni bir yatırıma başladık. Dondurulmuş meyve sebze için tesisimizi büyüttük. 2012 yılında dondurulmuş meyve sebze üretmek üzere IQF hattımızı kurduk. 2012 yılında bölgemizin ürünlerini donmuş ürün olarak ve taze kiraz üretimi olarak yurt dışına göndermeye başladık. Nasıl gönderiyorsunuz yurt dışına? Tırlarla mı gönderiyorsunuz? Tabii ki, gemiyle mi? Frigolu tırlarla gönderiyoruz. Donmuş ürünlerimiz zaten -20-22 derece arasında muhafaza edilebiliyor. Biz donma işlemini gerçekleştirdikten sonra depolarımız -22 de tutuluyor. Ürünler o tür frigolu araçlarla yurt dışına gidiyor. Peki yurt dışına nerelere gönderiyorsunuz? Hangi ülkeler var? Avrupa'nın tamamına gönderilebiliyor. Taze kirazda da hem Avrupa hem Rusya ayağımız var. İki türlü de gönderebiliyoruz ürünlerimizi. Taze ürünlerimiz 0-2 derece arasında yurt dışına gönderiliyor. Bu şekilde frigolu tırlarla. Peki sizin şimdi tam bir bölgede hem yatırımınız var hem de bölgedeki tarımsal üretimi de destekliyorsunuz. Tabii ki. Ne kadarlık bir alım yapıyorsunuz? Mesela kapasiteden bize biraz bilgi verseniz. Biz 1995 yılında kurulduğumuzda ülkemizin değerli meyve suyu fabrikaları ve şoklama tesislerine
ürün tedariğiyle başlamıştık. O görevimizi, bölgemiz çünkü hakikaten bir deniz meyvede. Bu denizden bu diğer firmalarımıza da ürün tedariğine devam etmekteyiz. Yılda yaklaşık 10 bin ton civarında çeşitli firmalara bölgemizden ürün gönderiyoruz. Çok güzel. Yani... Peki şimdi İsmail Bey, size dönelim. Çok çok güzel bir rakam gerçekten. Bu önemli bir rakam. Öncelikle bu rakamı bir yorumlasanız ve Ender Bey'in yaptığı çalışma aslında Türk tarımı için hani sadece üretmek değil, kendi ürettiğimizin bir aşama yukarısına çıkıp onları böyle paketleyip, işleyip, hatta Türk Ekonomi Bankası ile yaptığı çalışmadan sonra dondurup gönderme yoluna gidiyorlar. Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi tabii ne yazık ki Ender Bey gibi girişimcilerin sayısı çok fazla değil. Yani orada ciddi bir sorunumuz var. Ama önemli gelişmeler var. Ben kendilerini burada tanıdım. Çok mutlu oldum. Gerçekten çok özel bir bölge Akşehir ve çevresi. Ve dikkat ederseniz kırmızı meyve diye bir deyim kullandı. Evet. Kırmızı meyve yani vişne, kiraz, çilek gibi, erik gibi kırmızı. Ürünlerin, kırmızı erik gibi ürünlerin gerek Türkiye'de gerekse dünyada talebi de artan ürünler. Özellikle meyve suyu açısından daha çok talep görüyor. O itibarla kırmızı meyvenin avantajı var. Bu bölgede kırmızı meyve açısından çok çok uygun. Peki un var, yağ var, şeker var. Peki helvayı nasıl yapacağız? Gerçi Konyalılar helva yapmayı iyi bilirler ama şimdi tabii Ender Bey'in bir kere eğitimci oluşu. Tabii. Çok büyük rol oynuyor. Tabii siz de çok iyi bilirsiniz. Özellikle yani Türkiye'nin her tarafında öyle ama kırsal bölgelerimizde öğretmenlerin, eğitimcilerin biraz daha fazla ne diyelim, yanlış ifade kullanmak istemiyorum. Yani daha fazla aktif olduklarını görüyoruz. Efendim? Aktif olmak ve daha böyle hani daha çok değer veriliyor gibi, daha böyle sözü dinleniyor gibi. O yüzden birçok yönden avantajlı. Ender Bey de zaten Ender Hocam diyorlar. Ender Hocam. Akşehir'de. Ender Hocam diye bir kere hitap edilmeye başlandığı anda 1-0 galip başlıyor. Çünkü Ender Bey'in sözünde bir doğruluk payı vardır diyorlar. Ender Hoca söylüyorsa bir altını çizmek lazım diyorlar. Evet, Teşekkür ederim. Ama Ender Hoca'yı yürekten kutluyorum. Bakın, üretim. Bunun sanayiye giden yani yüksek katma değere giden bütün zincirlerini Ender Bey kurmuş. Hı hı. İşleme, paketleme, standartlaşma. Şimdi mutlaka dünyayı izliyor. Öyle değil mi? Yani tabii. Şimdi Rusya hangi malı talep ediyor? Efendim evet. Avrupa neleri istiyor? Hangi özelliklere özellikle istiyor? Bütün bunları izlemek ve bunları hayata geçirmek. İşte katma değer zaten orada başlıyor. Çok iyi bildiğiniz gibi. Bunları gayet güzel yapıyor. Ama işte Ender hocaların sayısını artırmamız gerekiyor. Evet. Peki Ender Bey, mesela kirazdan bahsettiniz. Hakikaten kirazda Akşehir bu bölge hani önemli bir potansiyel. Evet. Türkiye'nin ürettiğiyle Avrupa'ya sattığınızdan bahsettiniz, gönderiyorsunuz. Hı. Avrupa örneğini karşılaştırırsanız Avrupa ne kadarını üretip ne kadarını satıyor? Biz ürettiğimizi ne kadarını satabiliyoruz? Biz dünyanın en önemli kiraz üreticisi bir ülkeyiz. Hatta en yakın üretim yapan Amerika bizim neredeyse yarımız kadar bir üretim yapabiliyor. Çok ciddi miktarlarda kiraz ürettiğimiz halde ihracatımıza baktığınızda çok komik kalıyor yanında. Yani bir İspanya 60 bin ton üretip 20 bin ton ihraç edebilirken taze olarak biz 480 bin tonların sadece 60 bin tonları kadarını ihracatta kullanabiliyoruz. Neredeyse ki, İspanya ürettiğinin yarısını ihraç ediyor evet, diyebiliriz. Evet, biz de 8'de 1'ini gibi. Biz neden ihraç edemiyoruz? Oradaki sorun ne sizce? Bu işe yeteri kadar değer vermiyoruz. Çok önemli bir altın değerindeki bir meyveye yeteri kadar değer vermiyoruz diye düşünüyorum. Üreticimizden de kaynaklanan, bizlerden de kaynaklanan, yeteri kalitedeki tesislerin oluşmayışı, üreten arkadaşlarımızın ilaç konusunda titiz davranmayışı, kalite konusunda titiz davranmayışı, bunlar etken. Avrupa en kalitelisini istiyor, en iyisini istiyor. Doğal olarak haklı, parasını veriyor, alıyor. Doğal olarak da en iyisini istiyor. Bunu karşılamamız gerekiyor. Ben izin verirseniz Sami Bey, bir de sezon sorunu var. Kirazda, diğer yaş meyve sebzede de var ama kirazda bunu çok sık görüyoruz değil mi? Yani o sezon sorunu nasıl çözüyoruz, nasıl yapıyoruz? Çünkü yani üretim ve hasat çok belli bir süreye sıkışıyor.
Türkiye'de oysa, yaklaşık 2 ay civarında bitiyor. Bitiyor. Peki bu aslında çok çabuk hani üretildikten sonra çok çabuk nakledilmesi, gönderilmesi gereken, satılması gereken bir üretimden bahsediyoruz. Evet. Çok fazla beklememesi gerekiyor bunun işin özünde. Doğru. Bunun için beklememesi gerekiyor derken yani uzatmak bizim elimizde. Tabii. Örneğin kirazın tarladan toplanıldığında çekirdek ısısı 20 derece. Biz tesisimize gelir gelmez onu 6 derecelere düşürüyoruz. Daha sonra yavaş yavaş sıfıra çekiyoruz. 0 dereceye indiriyoruz. Şimdi Akşehir'den toplanan bir kirazın İzmir'e gidip de soğuması yaklaşık bir 15-20 saat arasını alıyor. Ama tesisler kirazın veya işte meyvenin bulunduğu bölgede olsalar çok hızlı soğutulduklarında raf ömürleri uzuyor. Yani benim orada çok hızlı soğutulan bir kirazın Akşehir'den alınıp İzmir'e gidilip soğutulup paketlenmesi arasında raf ömrümüz bir hafta, ben avantajlıyım. Yani 30 gün doğru hesaplarımız yapıldıktan sonra soğutması, işlenmesi, kalibrasyonumuz doğru kutulanmasından sonra 30 gün kirazımız rahatlıkla kullanılır. Bunu biz kaliteyi artırarak 40 günlere çıkarabiliriz. Avrupa'daki firmaların istediği raf ömrünün uzatılması. Peki, çünkü evet. Özür dilerim. Bir ürün düşünün, 12 aylık talebi var ama bunu siz ancak 60 günde üretimi, hasatı, her şeyi toparlama zorunda kalıyorsunuz. Evet. İşte bu 60 günü 70'e, 75'e çıkarmak evet. Mümkün olabilecek mi veya olabilir mi? Ya olabilir. Ülkemizde son yıllarda diyeyim, yaylalarda yani daha soğuk yerlerde, daha çiçeğin geç açıp tohumun tanenin oluşmasını sağlayabilecek yaylalarda ciddi bir fidan dikimi başladı. Bunlarla birlikte biz bunu herhalde 80 günleri geçeceğiz gibi. Peki İsmail Bey, üretim tesisleriyle ürünün yetiştiği yerler arasında Türkiye'de genelde bir uzaklık söz konusu. Şimdi Ege bölgesinde ve Anadolu'nun belli şehirlerinde, Akdeniz'de üretim tesisleri var. Örneğin Bursa merkezde, İzmir evet. merkezde ve Mersin Antalya merkezde evet. üretim tesisleri var. Ama bir taraftan da hani Ege'nin dışına çıktığınızda bu bölge Akşehir ve Konya Ovası sebze meyve üretiminde birinci. Peki üretim tesisi olarak neden bu kadar uzağız? Yani ham madde ile fabrika arasındaki çok mesafe. Çok önemli bir noktayı ifade ediyorsunuz. Neden çok önemli? İşte tarımsal sanayi derken, ısrarla tarımsal sanayi derken, gıda sektörü derken aslında bunu kastediyoruz veya uzmanlar bunu ifade ediyorlar. Çünkü şimdi haklısınız, yani Türkiye'nin Ege veya Ege demeyelim sadece birkaç Türkiye'nin önemli bölgesinde bu sorunu pek yaşamıyoruz. Ama büyük bölümünde bu sorunu yaşıyoruz. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Örneğin 2007 yılında ben Almanya'ya davetli olarak gittiğimde bir Alman vatandaşı bizden taze kiraz isterken bana sorduğu soru şuydu. Dünyanın en önemli kırmızı meyve bölgelerinden biri olan Akşehir bölgesi. Bir Alman sordu bunu bana. Niçin tesisiniz yok? Evet. 2007 yılında dünyanın en önemli kırmızı meyve bölgesinde tesis yoktu. Oradan geldikten sonra 2008 yılında bu tesis gerçekleşti. Tabii. Ve belki de bu tesisi hakikaten bir meyve suyu tesisiyle de taçlandırabilirsiniz. Hedefte İnşallah. Aslında öyle bir şey hani söylemek çok da hayal değil. Değil tabii ki. Yani meyve suyu üretimi için de bizim bölgemizde kurulacak tesisler veya bizim kuracağımız bir tesis meyve suyu üretiminde kullanılan meyvelerin tamamına hem bölgesi olarak çok yakın hem de zaten ciddi bir oranda bizim bölgemizde var. Örneğin vişnesinde, elmasında, şeftali bölgesine de yakın, kayısı bölgesinin de çok 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 yakınında. Meyve suyu üretimini yapan tesislerimizde bölgemize bekliyoruz. Elmaya da yakınsınız. Tabii ki elmaya çok yakınsınız. Eğirdir hattımıza 70-80 kilometrelik bir hattayız. Şeftali de yakınız denizli Çilek bölgesinde. Tabii. Çilek zaten bölgemizde mevcut. Sultandağ eteklerinde tamamen yuvarlak gezdiğimizde tamamen meyve. Biz de Sultandağ'ın Akşehir Gölü tarafındayız. Onun için etrafımız tamamen meyve. Üretimi ciddi oranda yapılan bu meyvelerin meyve suyu fabrikası olarak da Akşehir'de olması gerekiyor. İnşallah bizde düşürmez, yeni firmalar gelir onlar yapar ama yapılmazsa ona da talibiz tabii. Yani başkası yapmasa ben yapacağım diye. Ona göre. Bence size yakışır bu çünkü hem üretiyorsunuz hem onları paketleyip donduruyorsunuz. Peki bu dondurarak gönderdiğiniz zaman herhangi bir kalitede bir sorun yaşanmıyor değil mi? Bu yılki gönderdiğimiz ürünlerin hiçbir kilosundan bile olumsuzluk almadık. Hepsi çok kaliteli bir şekilde. İşletme müdürümüz, zaten kalite hedefimiz çok üst düzeydeydi. Onu başardık, çok mutluyuz. Özellikle tesisimizin yeni olması, makinelerimizin tamamının yeni olması, bunda katkı.
Ekibimiz de çok kaliteli. Teşekkür ediyorum ekibime de bu arada sizlerin vasıtasıyla. Hiçbir olumsuzluk almadık. Hatta takdir aldık diyebilirim yani. Peki bir kalite sorununu nasıl çözüyor üreticiler? Örneğin bu konuda bir standart var mı İsmail Bey? Sami Bey, kalite konusunda çok ciddi sorunlarımız var. Çok ciddi sorunlarımız var. Biraz önce programa girmeden önce de sohbet ederken konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Türkiye'de 46 milyon ton yaş meyve sebze üretimi yapılıyor. Sık sık söylüyoruz. Yani övünüyoruz tabii bununla. Dünya dövülmüşüz. 46 milyon ton kesinlikle. Çok büyük bir rakam. Evet, müthiş bir performans. Ama bu böyle bir çerçeve. O çerçevenin içine baktığımızda çok ciddi sorunlar yumağı var. Yani kalite var, standart kesinlikle. Sorunu var. Kesinlikle. Efendim, üretim planlaması sorunu var. Şimdi acaba biz Türkiye'de 10 milyon ton domates üretmekte doğru bir iş mi yapıyoruz? Doğru bir iş mi yapıyoruz yoksa çok da mantıklı değil mi? Acaba Türkiye'nin ne kadar kiraz üretimine ihtiyacı var? Ne kadar vişne üretimine ihtiyacı var? Yani tabii bunların mutlaka özellikle Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nda çok ciddi çalışmalar var. Bunlar yapılıyor şüphesiz ama üreticinin de bunları yakından izliyor olması lazım Sami Bey. Peki bu 46 milyon tonu ne kadar ihraç ediliyor İsmail Bey? Maalesef 3 milyon ton. Çok az bir çok rakam. Az. İşte ama yani ihracatın az olmasının sebeplerden biri de zaten standartlaşma sorunu, kalite sorunu. Yani siz efendim diyelim ki somut bir örnek verelim. İzmir'in Tire ilçesinde 26 bin ton şeftali üretiyor olabilirsiniz. Bu rakamla da övünüyor olabilirsiniz. Ama bunu ne kadar ihraç edebiliyorsunuz? Çünkü acaba bu ihracatçının dünya pazarlarının aradığı özelliklere sahip mi? Bunu bilmiyoruz. O yüzden üreticimizin yani Ender Hoca'nın burada bütün Türkiye'deki meyve üreticisine aslında verdiği çok önemli mesajlar var. Diyor ki yani ey üretici, üretimini yaparken veya şunu ekeceğim, şunu biçeceğim diye karar vermeden önce çok iyi düşün. Tabii. Kesinlikle. Peki bu 46 milyon ton üretiyoruz, 3 milyon tonunu ihraç edebiliyoruz. Peki bunu ne kadarını dondurup gönderiyoruz? Orası çok daha acı bir durum. 3 milyon tonun kalanı bu demek oluyor ki meyvenin haricinde sanayiye gitmesi lazım. Dondurulmuş meyve sebzenin tamamı 70 bin ton. 70 bin, bin ton. Evet. Yani meyve sebzenin tamamı. Avrupa'nın özellikle Amerika çok ciddi dondurulmuş ürün kullanılıyor. Ondan sonra Almanya geliyor. Bunlara baktığımızda neredeyse milyon tona yaklaşan Amerika'nın dondurulmuş meyve sebze ithalatı, onun karşısında 46 milyon ton taze ürün üreten Türkiye ve 70 bin ton donmuş ürün gönderiyoruz. Yani çok büyük bir boşluk var. Peki iç piyasada tüketiliyor mu? Hani biraz ondan moral bulalım. Üretimimizin %70'i Avrupa'ya, %30'u da iç piyasada ne yazık ki. Üretim Türkiye'de sebze zaten çok az tüketiliyor. Son yıllarda birkaç yıldır biraz artmaya başladı. Meyvede sadece işte yoğurtçular, reçelciler gibi kullanılıyor. Onun için aslında meyvenin döneminin haricinde, meyve ve sebzenin döneminin haricinde saklanma koşulları açısından baktığınızda diğerlerine göre donmuş, hem kaliteyi, rengi, kokuyu, her şeyi en iyi saklayabilen, yani en iyi saklama koşullarına haiz olan bir bölüm. Yani bir konserveye veya bir diğerlerine göre mutlaka kimyasal var. Donmuş da hiçbir kimyasal madde yok. Sadece donduruyoruz. Peki iç piyasada siz ürettiğiniz meyveleri Türkiye'deki meyve suyu üreticilerine gönderiyor musunuz? İç piyasada ürettiğimiz yani ürünlerinizi donmuş değil taze. Normal ürünlerinizi. Tabii ki biz kirazı, vişneyi, organik çileği. Tabii ki. Organik ürünleri işleyen firmalarımıza da biz kendimiz de organik ürünleri işliyoruz. Organik ürünleri işleyen firmalarımıza da biz müteşebbis olarak bölgede üreticilerimizle sözleşmeli olarak organik tarıma devam ediyoruz. Onlarla beraber hareket ediyoruz. Kendi ihtiyacımızın fazlasını diğer arkadaşlarımıza veriyoruz. Peki tüketim nasıl iç piyasada? Meyve tüketimi nasıl? Taze olarak. Taze olarak. Tabii ki kalan kısım Türkiye'de iç piyasaya kalıyor. Boşa gitmiyor en azından değil mi? Midemize gidiyor. Gidiyor yani gidiyor. Tabii ki gidiyor. Kesinlikle gidiyor. Bir de şöyle bir sorun var tarımda İsmail Bey. Bir sezon eğer kiraz çok prim yaptıysa ertesi sezon bütün çiftçiler kiraz ekiyor. Bu defa kiraz fazlalığında maalesef. Kirazlar yollara dökülüyor. Maalesef. İşte biraz önce konuştuk yani bu üretim planlaması. Hani çok sık örnek verilir ya patates, soğan. Aslında
Yani fıkra gibi bir olay ama maalesef gerçek. Yani işte o yüzden ben buradan bütün çiftçilerimize, sevgili üreticilerimize özellikle sizin aracılığınızla ki sizi de kutluyorum, çok önemli bir program yapıyorsunuz. Ekonomi medyasında tarım ve gıda ne kadar fazla tartışılırsa o kadar fayda yaratacaktır. Üreticilerimizin neyi ekip biçeceklerine çok düşünerek karar vermeleri gerekir. Yani patates bu yıl para ettiyse ne olur? Yüklenmeyin tekrar patatese. Yani acaba çok. Nevşehirli üretici ödemiş de ne oluyor diye bir hesaplasın. Peki aslında bunu bilmesi gereken kişi üretici midir yoksa hani üreticiyi yönlendirmesi gereken devlet midir sorusu geliyor şimdi benim aklıma. Şimdi bu da çok önemli bir soru. Bir bu üretimin sanki bir kontrol altına alınması, herkesin her şeyi her yerde üretememesi gerekmez mi? Çok haklısınız. Burada işte yine programdan önce kısaca değinmiştik. Kooperatifçilik konusu büyük önem kazanıyor. Yani ya üretici birliği kuracaksınız ya da küçük çiftçilerimiz iş birliği, güç birliği yapacak, kooperatifleşecek. Çünkü çok haklı olarak ifade ettiniz. Bireysel anlamda küçük çiftçinin bütün bunları izlemesi mümkün değil. Doğru. Ama 1000 tane küçük çiftçinin bir araya gelmesi, yani 1000 tane kiraz üreticisinin, 1000 patates üreticisi veya 100, 500 her neyse, onların profesyonel bir yönetim anlayışıyla dünyaya bakmaları, Türkiye'ye bakmaları, üretim planlamalarını yapmaları açısından çok önemli. O anlamda aslında Konya önemli bir yer. Yani bu kooperatifleşmenin çok yoğun olarak yaşandı. Evet. TRE'den bahsettiniz. Bugün bir Panko Birlik'ten bahsedebiliriz. Konya'da şeker pancar üreticileri bugün bir araya geldiler. Ve Türkiye'nin en büyük şeker işleme, istediğimiz katma değeri yarattılar burada. Çok, çok. Muhteşem bir değer. Çok. Tabii ki. Ne diyorsunuz? Mesela tabii Recep ki. Konuk bu konuda onlara abilik yaptı. O da eğitimci aslında. Önderlik yaptı. Onlar da önderlik yaptı. Recep Bey de öğretmen. O da eğitimci değil mi? Eğitimci. Recep Bey de eğitimci. Evet. Yani eğitimcilikten galiba bu kooperatifleşme ve tarımsal kalkınma çok daha doğru gidiyor gibi geliyor bana. İnşallah. Başarıya ulaştıkça tabii ki. Peki bu nasıl çözülür? Bu üretimdeki bu fazlalık, bu dengeleme nasıl yapılır? Sözünüzü unutmayın lütfen. Ekvator'da bir muz üreticisi konu kalmıştım geçtiğimiz haftalarda. Mersin'de tesisi var. Ekvator'da ne kadar muz üretmeniz gerektiği, ne kadar alanda üretmeniz gerektiğini devlet size önceden söylüyor. Evet. Biz niye yapamıyoruz bunu? Bunu bir türlü beceremedik, başaramadık. Ben İsmail Bey'in söylediğine katkıda bulmak adına, şimdi sebzeyi belki dönemsel olarak bir yıllık ürün, bir vişneyi ele almak istiyorum. 2009, 2008, 2010 yıllarında inanılmaz derecede dip yaptı. Para etmedi ürün. Ve koskoca 10 yılda yetişmiş bahçeler kesildi. Şimdi son 2 yıldır doğal olarak kesildiği için üretim azaldı ve doğal olarak fiyatlar arttı. Şimdi bu yıl bizim bölgemizde en çok dikilen fidan, vişne fidanı. Yani, 10 yılda, 15 yılda yetişmiş ağaçlar 2 yıl para etmedi diye kesildi. Muazzam bir kaynak israfı, görüyor musunuz? Tabii ki. Yani buna çiftçinin hakkı olmaması lazım. Tarım Bakanlığımızın izin vermemesi lazım. 10 yılda, 15 yılda yetişmiş bir bahçe bir kişinin keyfine göre kesilip üretimden düşürülmemesi lazım. İsmail Bey, bu an mesela Sanayi Bakanlığı, işte Zafer Çağlayan Sanayi Bakanı iken bir Türkiye'nin sanayi envanterini çıkardılar. Türkiye'nin neresinde ne üretiliyor? Hangi yatırımlar var? Evet. Ve bunu Türkiye'nin bence hani ekonomi tarihindeki en önemli çalışmalardan biri olarak görüyorum. Türkiye'de bir tarım envanteri var mı? Şöyle, yani nerede ne üretiliyor, ne kadar üretiliyor? Şöyle var Sami Bey, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı 2 yıl önce bir havza planlaması çalışmasını başlattık. Çok önemli bir çalışma. Yani hangi havzada, Türkiye'yi 30 küsur havzaya ayırdılar, hangi havzada en verimli olarak ne üretilebilir şeklinde. Ama henüz tam olarak bu uygulamaya geçmiş değil. Yani geçse çok ciddi farklar yaratacak. Bir de bu yani Ender Hoca, şunu ifade etmek istiyorum. Ender Hoca tarım sanayicisi olmuş Sami Bey. Bakın yani tarım sanayicileri sayısını artırmamız gerekiyor. Evet. Kesinlikle. Bu çok önemli. Tarımsal kalkınma, tarıma dayalı sanayiyi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Evet. Ender Bey aslında o anlamda güzel bir örnek. Çok Şimdi sizin örneğinizi anlatmaya devam edeceğiz. Aslında
üreticilikten sanayiciliğe nasıl geçilir? Bence çok kritik bir noktadasınız. Sanki böyle meyve suyu üretmeye ramak kalmış gibi geliyor bana. İnşallah. Ama kısa bir reklam arası verelim. Biz reklamlardan sonra Türkiye'nin tahıl ambarı, aynı zamanda meyve ve sebze konusundaki Türkiye'nin cenneti diyoruz. Konya'dan yaptığımız yayına devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası. Evet efendim, Konya Hilton Oteli'ndeyiz. Yaptığımız canlı yayın bütün hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin yaz sebze meyve üretimini konuşuyoruz. Türkiye çok üretiyor ama üretmek önemli değil. Üretemediğinizi satamazsanız herhalde bu üretimde katma değere dönüşmez ve Türkiye ekonomisine ciddi bir katkı sağlamaz diye düşünüyoruz, değil mi İsmail Bey? Çok doğru efendim. Yani üretim tabii önemli ama onu katma değere ve ihracata dönüştürmek daha önemli günümüzde. Çünkü Türkiye'nin giderek rakipleri artıyor dünyada. Yani mesela yakın zamana kadar sahip olduğu büyük potansiyeli çok fazla değerlendirmeyen bir Brezilya şimdi tarım ve gıda sektöründe dev adımlarla giriyor. Çin'de, Hindistan'da eskisi gibi artık öyle çok plansız işler yapılmıyor. Çok önemli gelişmeler var. Amerika'yı söylemiyorum. O zaten bir dünya devi. Hep planlı işler yapıyorlardı ama şimdi bir Arjantin, bir Meksika, bir Endonezya, bunlar Türkiye'nin dünyada çok önemli rakipleri. Dolayısıyla üretim ama planlı üretim ve ihracat. Şimdi aslında Tarım Bakanlığı'nın da hakkını yememek lazım. Örneğin son 4 yılda hani benim bildiğim Türkiye'de ilaçlama konusundaki, az önce Ender Bey de söyledi, ilaçlama konusunda artık uçaklardan, havadan ilaçlamayı bıraktık. Bitkiye en az zarar verebilecek, belki minimuma indirdi, yerden ilaçlama başlandı. Sulama da hakeza, yağmurlama sulama artık bütün tarım alanlarının hemen hemen büyük bölümünde var. Tohum üretimi konusunda Türkiye önemli bir merhale kat etti. Artık kendi tohumunu üretir bir hale geldi. Hani tarımda teknoloji son dönemde yoğun olarak kullanılıyor. Çok. Ama biz biraz satışında, pazarlamasında sıkıntılıyız. Evet. Yani evet. Dünyada en çok üreten ülkelerden birisiyiz ama en az ihraç eden ülkelerden de birisiyiz. Çok doğru. Bu tezatı nasıl çözeceğiz çok peki İsmail Bey? Çok doğru bir noktaya değindiniz. Çünkü şimdi son rakama verirsek ki kamuoyunda sık sık temas edilmeye başlandı. Türkiye 63 milyar dolar tarımsal hasılıyla dünyada 7. sıraya yükseldi. Bu yani genel olarak bakıldığında çok önemli bir performans, çok önemli bir başarı. Avrupa'da birinci sıradayız, tarımsal hasıla olarak söylüyorum. Ama işte bunu neden dünyada da tarım ve gıda ürünlerinde, yani ihracatında 7. değiliz, 5. değiliz, bunu tartışmamız gerekiyor, bunu planlamamız gerekiyor. Demek ki plansız olmayacak bu işler. Mümkün değil. Peki bu temel sorunları nasıl çözüyoruz? Siz şimdi işin içindesiniz. Akşehir'desiniz. Akşehir'deki üreticiler şimdi sizi seyrediyorlar. Evet. Aman diyorlar, Ender Hoca neler söyleyecek? nasıl katma değeri artırabiliriz? Şimdi siz aslında dondurulmuş gıda üretimi yaparak, hı-hı, hani bir birimlik ürünü aslında onu 5 birime çıkardınız. Bu katma değeri yükselttiniz. Evet. Ne yapılabilir? Bundan önce söylediğim gibi, yani bizim bölgemiz adına konuşabilirim. Bizim bölgemizde ürettiğimiz tüm ürün toptan hızlı bir şekilde halcilere, ihracatçılara veya işte komisyoncular vasıtasıyla dolmuş üretimi yapan ve meyve suyu fabrikalarına gönderiliyordu. Şimdi biz orada bunu başlattık. Ürettiğimiz ürüne katma değeri kendimiz vererek, kendimiz sağlayarak satışını yapıyoruz. Karlılığını veya işçi potansiyelimizi bölgemizde tutuyoruz. Yani Akşehir'den sürekli dışarıya göç vermektense böyle tesislerin çoğaldığı takdirde, ki bizden sonra 3-4 tane daha proje var. Eğer gerçekleşirse o arkadaşlarımız da bu yolda yürüyecekler, projelerini gerçekleştirecekler. Aynı zamanda göçü bile engelleme sebebidir. Çünkü işçiye ihtiyacımız olacak. Akşehir'de tabii çok ciddi sanayi kuruluşları olmadığı için veya tarıma yönelik bu kentlerde, bu Akşehir gibi kentlerde sürekli dışarıya göç veriyoruz. Öncelikle kendi kentimizde tutacağız. Bu arada tabii bence çok şanslısınız. Çünkü hani tarım konusunda danışabileceğiniz bir
danışmanınız var. İşte TEP Tarım Bankacılığı bu anlamda sizin yaptığınız yatırımları, yatırımın ne yapılması, hangi oranda yapılması gerektiği konusunda size bir anlamda yön veriyorlar. Kesinlikle. Peki bu danışmanlığı nasıl kullanıyorsunuz ve danışmanlık kullanmak özellikle tarım sektöründe çok da alışık olmadığımız bir kavram? 2009 yılında ben şirketin başına geldikten sonra TEP'le çok ciddi bir yakınlığa girdik. Şube müdürümüz sağ olsun, şube personelleri bize gereken tüm desteği, bu konuda onlara hakikaten müteşekkiriz. Çok teşekkür ediyoruz. Ne değişti mesela hayatta? Tabii ki bizim bölgedeki aktivitemizi güçlendirmek için maddi destek bir kere TEP'in bize yaptığı katkıyı yani yadsınamaz. Çok ciddi bize güvendi, bize destek verdi. Ve ihracat konusunda da yeni girişimlerimiz var. Şube müdürümüzle beraber bizim için müşteri arayışında da bulunuyor TEP aynı zamanda. Onun trade center'ları var dünyanın çeşitli ülkelerinde. Evet. Çok uluslararası bir banka olduğu için. Evet. Peki bu anlamda riski onlarla paylaşmış olacaksınız. Tabii özellikle ki. İhracat yaparken firmalara gidip tanıma şansınız yok çünkü firma sizin. Tabii ki onların factoringlerinden de yararlanarak riski azaltmış oluyoruz. Bizim gibi şirketler için çok önemli. Ciddi bir de bilgi desteği görüyorum ben burada. Yani bankadan size. Bankadan ziyade çok yakın dost gibi TEP. Ha, güzel. Yani çok yakın bir dost. İyi ki varsın, İş iyi ortağı. Ki bizimlesin diyoruz biz TEP şivesiyle beraber. İyi ki varsın, iyi ki bizimlesin. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Her türlü iş ortaklığı da bizim yanımızdaydılar. Şimdi İsmail Bey, tarım sektöründe kurumsallaşmanın çok az olduğunu dikkat çekiyoruz. Yani çok böyle babadan kalma yöntemlerle bugün var hani için. Faaliyet gösteriliyor. Hani Tarım Bakanlığı, siz mühendis kadrosuyla ve teknik kadroyla aslında destek oluyor ama bu anlamda şirketler hala aile şirketi. Aile şirketi olmak aslında kötü bir şey değil. Değil tabii ama kurumsallaşma adına bence o sistemi nasıl oturtabilir? Sami Bey, şimdi yine programdan önce kısaca konuşmuştuk. Türk tarımının yapısal sorunları var, güncel sorunları var. Yapısal sorunlara baktığımızda hani o çok hepimizin bildiği çok parçalı arazi yapısı, efendim küçük çiftçilik modeli, bunları bizim kısa vadede değiştirmemiz çok zor. En azından güncel sorunları değiştirebiliriz. O da akıllıca politikalarla. Şimdi bunlardan bir tanesi tabii ki küçük çiftçimizin ortak hareket etme, yani bir zihni model değişikliğine ihtiyacımız var. Küçük kurumsallaşma ile zihni modelin çok birbirine yakın irtibatı var. Yani düşünme modelimizi değiştireceğiz. Ben biraz önce söylediğimiz gibi herkes patates ekti, para kazandı. Ben de önümüzdeki patates ekimi yapmayacağız. Ama bunu tek başımıza yapmayalım. Bir araya gelelim. Öyle karar verelim. Akşehir'de kiraz üreticileri bir araya gelsinler. İzmir Kemalpaşa'da kiraz üreticileri bir araya gelsinler. Böyle proje bazlı işbirlikleri olamaz mı İsmail Bey? Yani olabilir. Kooperatifleşmek yerine evet. Hani biz bu kirazımızı bu sene üretelim ve bunu şu ülke ihraç edelim. Sadece proje bazlı bir anlaşma, işbirliği, proje bittikten sonra herkes kendi yoluna diyemezler. Tabii o ne kadar gerçekleşir onu söylemek zor. Ama tabii çiftçinin yapacağı iki şey var. Birisi üretici birliği kurmak, diğeri kooperatifleşmek. O da yetmiyor. Siz üretici birliği kuruyorsunuz, sahip çıkmıyorsunuz. Evet. Yani hemen somut bir örnek vereyim. İzmir'de Kemalpaşa ilçesindeki, siz çok iyi bilirsiniz, kiraz bölgesidir. Aşağı yukarı 4-5 bin kiraz üreticisi var. Kiraz üreticileri birliği var, sayısı 200 değil gibi. Gibi. Bu efendim Adıyaman'da veya Samsun'da da bunun başka örnekleri var. Yani üretici birliği kurmak da yetmiyor. Onu kurumsallaştırmak, sahip onu çıkmak, işler hale getirmek hale lazım. Getirmek. Çünkü bir de kişilerle çok bütünleşmiş. Evet. Örneğin çok. Ben şimdi Konya Şeker'in Recep Konuksuz düşünemiyorum. Aynı şekilde Tire Üretici Birliği Başkanı'nı evet. aldığınız zaman evet. hani o üretici birliğinin ne olacağı da çok belli değil. Çok belli. Çünkü o kişiler, o kurumlara artık o kadar özdeşleşmişler ki bütün politikalarına yön veriyorlar. Evet. Bu aslında çok önemli bir şey. Bugün evet. üretilen ürünün yurt dışına satılması, Türkiye pazarında birinci olmak ama bu birinciliği devam ettirebilmek için bir sistemin yerleşmesi gerekiyor. Çok doğru. Bu konuda ne yapmak çok lazım? Doğru. İşte Ender Hoca gibi insanların sayısını artırmak ancak o zihni modelimizi değiştirmek de. Yani ben sadece efendim küçük çiftçiyim, sadece üreteyim ve geçineyim. Yani şu anda böyle bir açmaz yaşıyor. Eğer küçük çiftçi tek başına bunu yapamıyorsa
bir araya gelerek yapacak. Veya biraz daha orta ölçekli çiftçi ise bu süt üreticisi de olabilir veya meyvede veya başka bir şey de olabilir. Bunu ben nasıl katma değeri artırırımın cevabını arayacak. İşte bu da önemli fırsatlar var. Bir, ya da evet buyurun. Özür dilerim. Bir, bu kırsal kalkınma yatırımından destekleme programı. Çok ciddi destekler veriyor. İki, şimdi bu TKDK, Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu biliyorsunuz çağrılara çıktı. Onlar da bitti ama çok önemli tarım ve kırsal kalkınmaya proje destekleri var. Bunları yakından izleyenler, ben bunları gördüm. Antalya'da, Ankara'da, efendim İzmir'de, Konya'da, Adana'da çok başarılı örnekler gördüm. Bunlar yok değil. Ama sayılarını artırmamız gerekiyor. Evet. Az önce Konya Şeker örneğinden hareketle şunu söyledik. Konya Şeker aslında sistemi oturtmuş. Evet. Yani Recep Konuk'la çok bütünleşiyor ama sistem o kadar oturmuş ki ben devam edeceği konusunda bir endişem yok. Yani o sistem yerleşmiş. Bence sizin gibi özel sektöründe, tarım sektöründe bir kooperatif gibi aslında İsmail Bey'in söylediği üreticinin ürününü toparlayıp, onu işleyip, hatta en sonunu paketleyip yurt dışına göndermek. Hatta meyve suyu haline getirmek, meyveli yoğurt haline getirmek. Bir anlamda özel sektörde sizin gibi çalışırsa bu anlamda sorun da çözülür. Bir sistem oturur diyebilir miyiz? Ben zaten bu sanayi, tarım sanayisinin özel sektörler tarafından yapılması gerektiğini ama kooperatiflerle işbirliği olması gerektiğini tarafındayım. Bizim bölgemizde de birçok kooperatif var. Kurmuş oldukları tesisler şu anda çok yavaş gidiyorlar. Yani bölgeye katkı sağlayamıyorlar. Yeteri verimi alamıyorlar. Siz onların lokomotifi gibi olacaksınız. Kesinlikle. Sert Çekirdekler Birliği, mesela Sultandağ ilçemizde belediye başkanımızın da başında olduğu bir birlik bunu yapıyorlar. Yani ilaç dağıtımını, belli bir üretim sahasını etkileri altına aldılar. Yani ben onlara aynen söylüyorum. Yani sizin adınıza işleyin, paketleyin ve kooperatif olarak siz satın, örnek olalım. Yani benim var olmam o bölgede hiç kimsenin olmaması anlamına gelmiyor. Kooperatifler ne kadar güçlü olur, çiftçi ne kadar bilinçli olursa ben o kadar rahat ederim. Onlara bu tekliflerle gittik. İnşallah bu yıllarla onlar kirazla ilgili bir marka çalışması yaptılar. Ve o marka çalışmasından sonra inşallah onlara bu yılı yavaş yavaş benim getirdikleri kirazı paketleyip hazırlayıp onların satışına sunacağız. İnşallah kooperatiflerde de öyle başarıya doğru gideceğiz. Yani özel sektör ve kooperatif bu noktada işbirliği yapmalı. Çok kooperatif hemen bir sanayi kuruluşunu kurup atıl duruma atıp bitirmiş birçok tesis var. Bu olmamalı. Kooperatif daha çok çiftçinin eğitimi için var olmalı. İlaçlamasından, hayır, tarım... Bakın Ender Hocam, sözünü kestim, özür dilerim. Sebebi şu. Şimdi kooperatif yöneticileri çok iyi niyetlerle hemen desteği alıyorlar devlette. Onu hemen bir tesis. Ama nasıl yöneteceksiniz? Bunun için profesyonel bilgi gerekir. En basit bir T cetveli var değil mi? T cetveli yani. Evet. Aktif, pasif. Yani bunları bileceksiniz. Bunları bilmeden yapamazsınız. O yüzden siz onlara örnek olabilirsiniz. Önder çiftçilik yapabilirsiniz. Onları yönlendirebilirsiniz. Yani, biz şirket olarak bu yani vizyon ve misyonumuzda da var. Yani biz elimizden geldiği kadar çiftçiyle beraberiz ve birliklerin ve kooperatiflerin yanındayız. Biz elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bölgede de hepsiyle yakın ilişkiler içindeyiz ama kooperatifler işte belli bir noktadan ileriye gidemiyorlar. Hedef ne sizin? Ne hedef koydunuz kendinize? Güzel. Çok güzel bir soru. Son cümle. Akşehir bölgesini, benim ilk hedefim Akşehir çok ciddi bir meyve bölgesi. Aynı zamanda Akşehir hattını çok iyi bir sebze hattı da yapmak istiyorum. Bursa gibi. Çok güzel. Biz yarın devam edeceğiz İsmail Bey sizle. Ender Bey size çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür İnşallah ediyorum. İnşallah meyve suyu tesislerinizi, sanayi tesislerinizi de İnşallah. Beraberinde göreceğiz. İnşallah meyve suyu fabrikasını. Bölge aynı zamanda Türkiye'ye besleyecek, yedirecek, içirecek diyoruz. Amin. İnşallah. Yarın TEP Tarım Akademi'de beraber olacağız. İsmail Bey şimdi size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Oldunuz. Sağ olun. Evet, Türkiye'nin tarımını yerinde görmek istedik. Konya'ya geldik. Havalar güzel olduğunda bağların, bahçelerin arasından yapacağız bu yayınları. Biz yarın aynı saatte karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.